Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler arasında 22 Temmuz'da yapılan tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında yaşanan gelişmeler, Razonyatlı adlı ilk geminin Ukrayna'nın Odessa limanından çıkarak İstanbul'a ulaşması ve buradan da bugün Lübnan'a doğru yoluna devam etmesi Avrupa başkentlerinde ve uluslararası örgütlerde büyük takdir buldu. Alman dış işlerinden yapılan açıklamada Berlin'in Ukrayna tahılının ilk sevkiyatının yapılmasını büyük memnuniyetle, sevinçle karşıladığı belirtilirken sevkiyatların devamının gelmesinin umut edildiği de vurgulandı. Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Amerika'da Washington'da yaptığı açıklamada Karadeniz'deki tal koridoru üzerinden ilk sevkiyatın başlamasından duyduğu memnuniyeti de temasları sırasında yaptığı açıklamada Vurgulamıştı. Bakan Berbok, Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin Arabuluculuğuyla e, kurulan koridorda ilk geminin Odessa'dan yola çıkmasının içinde bulunan bu acımasız dönemde insani çabaların neleri mümkün kılabildiğine çok iyi bir örnek oluşturduğunu söyledi. E, belirttiğim gibi Washington'da yaptı açıklamada. NATO Genel Sekreteri'nden de bir açıklama geldi. Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada müttefikimiz Türkiye'ye oynadığı çok önemli rol için teşekkür ediyorum ifadesini kullandı Stoltenberg. Fransa, İtalya Dışişleri Bakanlıklarından da sevkiyatın artan gıda krizinde bir umut ışığı olacağı şeklinde değerlendirmeler geldi. Norveç'ten bir değerlendirme geldi Dışişleri Bakanlığı'ndan. Açıklamada Birleşmiş Milletler ve Türkiye'ye ulaşımın kolaylaştırılmasında önemli rol oynadıkları için teşekkür edildi. Polonya Dışişleri Bakanı'nın e, meslektaşı Çavuşoğlu ile Melut Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanı e, Melut Çavuşoğlu telefonda görüştüğü öğrenildi. E, ve Türkiye'nin himayesinde Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'in e, anlaşmasının e, anlaşması için tebriklerini ilettiği öğrenildi. Öte yandan Almanya'nın eski başbakanı Gerhard Schröder Gerhard Schröder'den bir açıklama geldi. Schröder tahıl anlaşmasının Ukrayna'da ateşkesin sağlanmasının önünü açabilecek bir gelişme olduğunu söyledi. Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü belirlenen Schröder, Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşta ateşkesin mümkün olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savaşın sona erdirilmesi konusunda büyük bir çaba gösterdiğini söyledi. Schröder, tahıl anlaşmasında Türkler çok yardımcı oldular İlk başarı tahıl anlaşmasıdır Belki bu da yavaş yavaş ateşkese kadar genişleyebilecek bir yolu açmış olabilir ama Washington Evet demezse bu işler yürümez diyerek sorunun çözümü için Amerika'nın desteğine gereksinim duyulduğuna dikkat çeken bir açıklama yaptı ve ateşkes için bir model de önerdi Şurada eski Almanya Başbakanı Ukrayna'nın NATO üyesi olmadan Avusturya gibi e, bağımsız ya da nötr bir ülke olarak kalabileceğine dikkat çekti ve e, Donbass Donbas bölgesiyle ilgili soruna da İsviçre'deki kanton modeli gibi bir çözüm bulunabileceğine işaret etti. E, Putin Putin'le ilişkisinin çok iyi olduğu bilinen Alman eski başbakan Schröder. Şu andaki başbakan Olaf Scholz ise Rusya Devlet Başkanı Putin'i blöf yapmakla suçladı. Avrupa Birliği ve Batılı müttefiklerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Putin'in kendileriyle yapılan sözleşmeleri e, i̇stismar ettiğine dikkat çeken Scholz, Putin uzlaşılan gaz ihracatını durdurmak için gaz türbinlerini bahane ediyor ama blöf yapıyor şeklinde konuştu. Bugün Kuzey Kuzeyren vesfaya eyaletine bağlı Mülheim'de bulunan e, Siemens Enerji şirketini ziyaret eden Scholz, burada Kanada'da bakımı yapılan ve Rusya'nın teslim edilmediğini öne sürerek gaz akımını e, azaltmasına neden olarak gösterdiği e, türbini inceledi yerinde ve söz konusu doğal gaz türbininin Rusya'ya teslim edilmesinin önünde herhangi bir engelin bulunmadığını açıkladı. Alman Başbakanı birçok Avrupa ülkesi gibi Almanya'nın da soğuk savaş döneminde bile Sovyetler Birliği'nden o dönemin, o dönemin Sovyetler Birliği'nden bu doğal gaz aldığını ve o dönemde hiçbir sorun yaşanmadığını söyledi. Scholz ancak şimdi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla durumun değiştiğini belirterek Almanya'nın artık Rusya'ya güvenmediğini ve e, bu yüzden gaz ithalatını azaltmak zorunda kaldığını ve örneğin Kanada'dan ya da başka ülkelerden doğal gaz satın almak için görüşmelerin görüşmelerinin sürdürdüğünü, e, sürdüğünü ifade etti ve 21 Ağustos'ta Kanada'ya bu bağlamda resmi bir ziyarette bulunacağını da açıkladı.